Dragon kapsülüyle 3 astronotla birlikte uzaya fırlatılmıştı. Son 20 metre Dragon kapsülü dakikalar içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Şu anda canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Kenetlenme anı canlı olarak gelecek ekranlarınıza. Son 13 metre kaldığını ifade edebiliriz. Türkiye uzun süredir beklediği tarihi anı 19 Ocak'ta gerçekleştirmişti. Evet, şu anda 10 metreye yaklaştık. 10 metre olduğu ifade ediliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek Dragon kapsülü. Evet, Axiom 3 misyonu kapsamında fırlatılmıştı. Dragon uzay aracı mesafede olduklarını Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu kapsüldü bu. İstasyonun son 10 metre kaldığını ifade edelim. Dragon belirttiğimiz gibi kenetlenmeye doğru yaklaşıyor beklenen şekilde. Belki kısa bir süre video durabilir. Devam da edebilir video akışı ama temas edeceği noktada videonun tekrar sağlanmasını bekliyoruz. Çok az bir süre sonra Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz o anları. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı 19 Ocak saatler 00:49'u gösterdiğinde Florida'daki Kennedy edildi. Uzay üstünden. Evet, şu anda 5 metre mesafe içerisinde 2 metre yaklaşıldığında mürettebat prosedürü otopilota devredecek. O noktada mürettebat daha fazla mekanizmaya dahil olamayacak ama her şey çok iyi görünüyor. Şu anda 4 metre mesafeye gelinmiş durumda. Evet, çok az bir süre kaldığını ifade edelim. Heyecanlı bekleyişimiz sürüyor bizim de. Canlı olarak ekranlarınızda sizlerle de paylaşıyoruz bu anı. Ki 2 metre Dragon şu anda kapsülünün 2 metre teyit edildi. Florida'dan fırlatılma anını da Türkiye'nin 81 ilinden canlı olarak vatandaşlar izlemişti. Büyük bir heyecan ve coşku yaşanmıştı. Gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade edelim. Artık saniyeler sonra aslında Uluslararası Uzay İstasyonu'na Dragon kapsülünün kenetlenmesini bekliyoruz. Astronotlar uzayda 14 gün geçirecekler. Yumuşak yakalama teyit edildi. Heyecanlı bekleyiş de devam ediyor aslında. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun o yönetildiği merkezi de getiriyoruz ekranlarınıza. Alper Gezeravcı 14 günlük bu süreçte uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak. Hawthorne, Kaliforniya'da kaynak mühendisinin yaptığı anonsu duydunuz. Dragon Freedom yumuşak yakalama temasını gerçekleştirdi. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu ile birlikte Güney Pasifik Okyanusu'nun üzerinde 262 mil hızla birlikte uçuyorlar. Artık Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiğini ifade edebiliriz. Evet, Türkiye için de tarihi bir an olduğunu ifade edelim. Kenetlenme adaptörüne çekiyor. Fırlatma bir gün gecikmeli olarak gerçekleşmişti. Heyecan doruktaydı ve 19 Ocak gecesi de Türkiye saatiyle 00:49'da o tarihi ana tanıklık etmiştik. Gurur duyduğumuz, heyecan yaşadığımız bir andı. Şu anda da astronotların görevlerini, misyonlarını yerine getirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na veri paylaşımı gerçekleştiriliyor. Ve bunun arkasından da kenetlenme operasyonu tamamlanmış olacak.
Dragon kapsülü uzay istasyonunda 7 astronot tarafından karşılanacak. Kapsül şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Belirttiğimiz üzere astronotlar uzayda 14 gün kalacaklar ve bu süre içinde de bilimsel deneylere imza atılacak. Türkiye saatiyle 15.30'dan sonra astronotlar için bir karşılama töreni de düzenlenecek. Bunu da ifade edelim. Dediğimiz gibi birçok bilimsel deneye imza atılacak demiştik. Peki neler yapılacak? Onlardan da bahsedelim. Alper Gezer Avcı, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek ve bu çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Şu anda canlı olarak da ekranlarınıza getiriyoruz Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na o kenetlenme anını, işlemini. Burada astronotları orada görev icra eden 7 astronot karşılayacak. Alper Gezer Avcı zaman zaman uzay üstünden dünyaya da seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak. O sürecinde aslında artık başladığını ifade edebiliriz. Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesiyle birlikte bu 14 günlük süreçte resmen başlamış oldu. Görevlerin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülüyle istasyondan ayrılacaklar. Zorlu, aşama aşama ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz aslında. Kapsül atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek. İlk yapılan planlamada kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesinin 13.15'te gerçekleşmesi bekleniyordu. Daha sonra bir güncelleme daha yapılmıştı, daha erken varacağı ifade edilmişti. Ancak son yapılan açıklamalarda saat Türkiye saatiyle 13.40 olarak revize edilmişti. Ve geçtiğimiz dakikalarda da Alper Gezer Avcı ve 3 astronotu daha taşıyan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. O anları canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Türkiye için tarihi bir an. İlk adımı 19 Ocak'ta atılmıştı. Bir gün ertelemeli olarak astronotların Florida'dan Kennedy üstünden uzaya fırlatılması gerçekleştirilmişti. Ve şu anda da aslında aynı heyecanı ve gururu yaşıyoruz. ...14 gün sürecek bir zaman diliminden bahsediyoruz. Aslında Alper Gezer Avcı süreç boyunca birçok bilimsel çalışmaya da yer verecek. Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Biyoloji, tıp, malzeme bilimi, genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirilecek bu kapsamda. Geçtiğimiz dakikalarda Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiğini ifade edebiliriz. Canlı olarak paylaştık bu görüntüleri. Süreç hala devam ediyor. Alper Gezer Avcı ve Dragon kapsülünde bulunan diğer 3 astronotu bölgede uzay görevini icra eden diğer astronotlar karşılayacak. Buradan ilk mesajlarını vermeleri de bekleniyor astronotların. Bunu da ifade edelim.